Evet, Stüdyo New York'la devam ediyoruz. Bu bölümün konuysa Soner Kuru, Marbaş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Soner hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Az önce sen de dinlemişsindir. Philip Capital'den Ercan Bey öncelikle Amerika'ya odaklandı. Buradaki yorumları dikkat çekiciydi. Faiz kararlarındaki aslında üyelerin açıklamaları piyasada dolar endeksi tarafını ve tahvil tarafını önemli ölçüde etkiliyor. 104 birime gelen bir dolar endeksi var. Aynı zamanda tahvil 2 ve 10 yıllıklarda yükseliş trendi devam ediyor. Fonlarda şirket tahvilleri de biraz daha buradan payını almaya çalışıyor ama senin özellikle haftaya beklentin, buradaki toplantı tutanaklarında sözlü yönlendirmelerde nasıl bir karar alınacağı, belirsizlik devam eder mi ve bunun akabinde vadeli piyasalarında ve aynı zamanda dolar endeksindeki hareketle ilgili beklentileri neler? Özlem şöyle, öncelikle bir not belirteyim. Senin sesini çok az alıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu yorumlarken ona ilgili bir kontrol edebilirsiniz. Anlamadığın bir bölüm varsa tekrarlayabilirim Soner. Şey yaptım, biraz hoparlörlere doğru eğildim ama çok az alıyorum. Senin sesini biraz arttırabilirlerse sevinirim. Şimdi şöyle, özellikle küresel tarafta en önemli gündem maddesi Fed ile enflasyon arasındaki o bilek güreşi ve kimin galip geleceği konusu. Şu zamana kadar ciddi bir belirsizlik var. Yani özellikle Amerika'da Haziran'da 9.1 olan enflasyonun geldiğimiz dönemde 6.4'e kadar gerilemiş olması, manşet veriye baktığımızda enflasyonda kontrol sağlandığı noktasında bir izlenim uyandırıyor. Belki de Fed'in enflasyonu yendiği noktasında da bir izlenim uyandırabilir. Piyasalarda da özellikle şu son bir hafta 10 güne kadar bu fiyatlanıyordu. Hisse senedi fiyatlarındaki, varlık fiyatlarındaki yukarı hareketin sebebi enflasyonun aslında kontrol altına alınmış olabileceğiydi. Bundan sonraki süreçte çünkü önümüzdeki perspektifte Amerika'da özellikle baz etkisi de burada devreye girecek. Ama enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda inatçı bir enflasyon olduğunu ve aslında Fed'in istediği noktada olmadığını görüyoruz. Çünkü özellikle mesela barınma, işte konut ve kiradaki enflasyon Amerika'da 7.9 manşet rakamın üzerinde ve bu tabana yayılan önemli bir alt parametre. Diğer taraftan gıda enflasyonu yıllık 10.1, bu da aynı şekilde çok tabanda hissedilen bir enflasyon. Enerji ve gıdayı özellikle dışında bıraktığımız çekirdek enflasyon 5.7. Yani Amerika'da evet enflasyon 9.1'den 6.4'e geldi. Manşet veriyi fiyatlamak isteyenler fiyatlayabilir ama bu Fed için tatminkar bir seviye değil. Çünkü özellikle Amerika'da enflasyonun biz Fed'in faiz artışı doğrultusunda talepteki bir daralmadan değil, özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden kaynaklandığını görüyoruz. Haziran ayında Amerika'da enflasyon 9.1 iken petrol 120 dolardı. Şu anda petrol 80 dolarda, enflasyon da 6.4'te. Yani özellikle enerjideki geri çekilmeyle birlikte enflasyon toparlanıyor. Ama diğer taraftan iktisadi faaliyetler Amerika'da ara sıra böyle kafa karıştırıcı veriler alsak da iktisadi faaliyetler güçlü. İstihdam piyasası çok güçlü. En son tarım dışı istihdam beklentileri kat ve kat açtı. 517 bin geldi. Son 15-16 aydır sürekli o tarım dışı istihdamın beklenenden iyi geldiğini görüyoruz. Ve bir de bu Covid döneminden itibaren, yani Mart-Nisan 2020 döneminden itibaren tarım dışı istihdam sadece bir ay azaldı. Tamamında yukarı doğru gidiyor. Haliyle enflasyon istendiği kadar düşmüyorsa ve iktisadi faaliyetlerde de bir bozulma yoksa, burada Fed'in ekstra faiz artışı için bir alan açılmış oluyor. Piyasada bir miktar bununla ilgili çekimser. Ons altındaki geri çekilme, özellikle piyasaların bir miktar yataya geçmesi bence bununla ilgili. Yani makro unsurlar Fed'e faiz artışı noktasında alan açıyor. Yani şundan iki hafta öncesiyle bugünü kıyaslayacak olursak Fed'in faiz beklentileri noktasında da şimdi Mart'ta mesela bir 25 bas puan bekleniyor ki 50 bas puan yapacak diyenler de var. Ben 25 de yürüyeceğini düşünüyorum. Mayıs'ta yine bir 25, Haziran'da yine bir 25 ve yılın sonunda da bir 25 bas puan faiz artışı da 2023'te de bir tam puan faiz arttırmış olacak Fed ve zirve 5.75'e gelecek. Mevcut beklentiler, mevcut fiyatlamalar bu yönde. 15 gün önce burada zirvenin 5.25'lerde belki 5.50'lerde olacağı fiyatlanıyordu. Piyasa kabaca şu son enflasyon rakamıyla birlikte 5.50-5.75'lerde bir yerde zirveye varacağını tahmin ediyor. İşte zaten şeyi alacağız işte, Fed toplantı tutanaklarını alıyor olacağız. Burada da ben yine üyelerin genel itibariyle enflasyonun alt kırılımlarındaki bu yüksek seyri yine göz önünde bulundurup şahin mesajlar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Zaten üyelerden gelen mesajlar da bu yönde.
Yani özellikle küresel tarafta iklim, hem makro iklim hem enflasyon Fed'in faiz artışı konusunda önünü açan bir görüntü sergiliyor. Evet. Sonra yine bunun üzerinden devam edelim. Dedik ki hani Fed cephesinden gelen sinyallerle petrol tarafında özellikle 80 dolarlı seviyeler görüldü. Bunu destekleyici ya da tam tersi aslında baskılayıcı diyelim. Çin tarafındaki gelebilecek talep buna da odaklanmıştı. Burada müdahale OPEC artı ülkenin OPEC artı ülkelerinin arz tarafında tekrar bir kısıtlamaya gitme ihtimalini güçlendirir mi? Bir de teknik anlamda da fiyattan beklentin nedir? Brent petrol yani özelinde ilerleyecek olursak. Şöyle, şimdi ben özellikle 2023 yılının ilk yarısının da Amerika'da özellikle ki hani küresel ekonominin lokomotifi olduğu için enflasyon ve FED arasındaki mücadeleyle geçeceğini ve bu belirsizlikle birlikte piyasaların tutma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani hem yurt dışı hisse senedi piyasalarında hem de petrol tarafında mevcut beklentiler, yani işte Fed'in eline faiz artışı noktasında elini arttırdığı ve resesyon endişelerinin olduğu bu dönemde piyasaların trend tutma ihtimalini zayıf görüyorum. O yüzden petrolle ilgili de yani bu 80 doların altında pek kalıcılık sağlayamıyor. Bir şekilde kendini 80 doların üzerine atıyor. Benim anladığım kadarıyla özellikle OPEC üyelerinin de burada belki de psikolojik sınır diyebileceğimiz sınırı, tahammül sınırı 80 dolar gibi görünüyor. 80 doların altı OPEC tarafını rahatsız ediyor. Yaklaşık 95-100 dolara doğru da fiyat geldiğinde bu da talep gösteren ülkeler, işte Amerika'nın, Çin'in rahatsız ettiğini görüyoruz ki özellikle enflasyon noktasında Amerika daha fazla ses yükseltiyor burada. O yüzden ben 2023 ilk yarıda petrol fiyatlarıyla ilgili ortalama 80-95 dolar bandında bir band içinde olunacağını, zaman zaman bu bandın dışına çıksa dahi kalıcı olma ihtimalinin zayıf olacağını öngörüyorum. Ortalaması bunu 85-90 dolarlara gelir. Bir buralarda bir ilk yarı ortalaması bekliyorum. Alt sınırla üstünde 80 ile 95 dolar bandı. Bu bandı ons altın tarafında da mesela görebiliyoruz. 1800 doların altında pek kalmak istemiyor. Ama 1900'lerin üzerinde de çok fazla kalıcı olamadı. En son yine bu FED beklentileriyle sert geri çekildi. Yani özellikle 2022 yılının sonuna doğru biz 2023'ü öngörmeye çalıştığımızda 2023 ilk çeyrekte enflasyon problemi ortadan kalkar. FED zaferini ilan eder ve sonrasında gevşeme adımlarını görürüz noktasında beklentiler vardı. Endeksler de bu sebeple yukarıdaydı. Ama bugün itibariyle şimdi 2023'ün ikinci ayının sonuna doğru geliyoruz. Enflasyon problemi hala masada ve kabaca önümüzdeki 3-4 ay daha burada bilek güreşi, FED ile enflasyon arasındaki bilek güreşi bence devam edecek ve bu kapsamda da piyasalar bir trend oluşturmakta, bir yöne eğilim göstermekte zorlanacak diye düşünüyorum. Biraz yurt içindeki yabancı takas oranından da bahsedelim istersen. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 538'li seviyelerde. Birincisi bu, ikincisi yabancı takas oranındaki düşüş eğilimin devamlılığı depremle birlikte biraz daha sürecek midir? Yani burada özellikle %29'un altını görme ihtimali olur mu? Bunun bir de Borsa İstanbul performansı ile ilgili yorumlar genel ağırlıklı olumlu tarafta. Ama yabancı takas oranındaki değişim özellikle bir risk endişe, yani bir risk teşkil ediyor mu desem? Yani şöyle, geldiğimiz noktada yabancı takas oranını artık piyasa fiyatlamalarında ve beklentilerde çok ön planda tuttuğumuzu söyleyemem. Zaten özellikle son 5 senedir yabancı takasları gerileme eğiliminde. Hatta 2013'ten beri gerileme eğiliminde, yanlış ifade ettim. Neredeyse 10 senedir evet. Yabancı takaslarında bir gerileme var. Ve bu kalan %30'luk kısım, işte 29-30. Yani ben bunların Türkiye'den çok çok daha negatif unsurlar olmadığı sürece çıkma eğilimi içinde olduğunu düşünmüyorum. Yani burada dibi bulduk gibi görünüyor. Zaten bu 29-30'luk kesiminin ne kadarı yabancı, ne kadar bıyıklı yabancı, orasını da bir kenarda tutmak lazım. Yani Türk sermayesi olup yabancı fonlar üzerinden gelen bir kitle olduğunu da biliyoruz bu anlamda. Özellikle son dönemde piyasada oluşan hızlı fiyat hareketlerinde bunlar kendilerini belli ettiler bence. O yüzden ben hani burada geri çekilmenin sert devamını beklemiyorum. Yani geçtiğimiz 2 yılda yabancı takas oranı %10 düştüyse önümüzdeki 2 yılda bir %10 daha düşme ihtimali çok çok zayıf. Ama yabancı bu noktaya kadar 2013'ten beri neden çıktı ise
O unsurlar hala büyük ölçüde masada olduğu için burada bir yabancı takasında geri dönüş olur beklentim de yok. Burada son 1-2 yıldır takip ettiğimiz bizim yabancı takaslarında kabaca 1,5 milyar dolarlık, 1 ile 2 milyar dolar arası da bunu diyebilirsiniz. Tam tahmin vermek zor. Ama 1,5 milyar dolar yüzer gezer bir fon var. Bu birkaç aylık konjonktürler dahilinde geliyor, gidiyor. Mesela şimdi en son aldığımız veri de 130 milyon dolarlık 10 Şubat'la biten haftada yabancı girişi olduğu görülüyor. Son 3 haftaya bakıyoruz. Yani 10 Şubat'ı son hafta sayacak olursak geçtiğimiz 2 haftayı da ekliyoruz buna. 245 milyon dolar gibi bir giriş var. Ama mesela 20 Ocak haftasında tek haftada 334 milyon dolar da çıkış var. Yani ortalama 1,5 milyar dolar gibi bir para var Özlem. Bence evet. Bu bir fon veya belki birkaç fon bilemiyoruz. Konjonktür olarak Türkiye borsasında, hisse senedi piyasasına giriyor ve çıkıyor. Burada bir trend yok. %29-30 bandında buradaki trend işi yataya döndü ve ben buranın dip olduğunu düşünüyorum yabancı takasları noktasında. Peki Borsa İstanbul performansına geçiş yapacak olursak, TCMB'nin faiz kararı 100 bas puan bir indirim gelebileceği yönünde beklentileri ağırlık kazandırıyor. Ama bankacılık sektörü, kamu ve özel birbirinden ayrıştı. Borsa İstanbul performansındaki etkisi uzun süredir zayıf. Nasıl değerlendiriyorsun TCMB kararını da şöyle bir değerlendirmelerini alacak olursan ne beklentin? Özlem şöyle, genel anketlerle 50 bas puan bir indirim medyan beklentisi oluşuyor. Ben açıkçası 100 bas puan indirim gelirse şaşırmayacağım ve benim beklentim genel itibariyle 100 bas puan indirim olması noktasında. 200 bas puan olursa da şaşırmayacağım, bunu ifade etmeliyim. Çünkü ulusal anlamda derin bir felaket bu anlamda yaşadık. Maalesef bu başımıza geldi ve bunun ekonomik etkileri noktasında, bölgenin yeniden inşası, yeniden ihyası noktasında parasal taban genişlemek durumunda. Yani deprem dediğiniz şeyin sonraki aylara yönelik ekonomik etkileri, insani etkilerini zaten hani hiç tartışmıyoruz, konuşmuyoruz en azından bu yayında. Şöyle, parasal tabanın genişlemesi ve enflasyon anlamına geliyor bu. Çünkü bir şekilde şu anda bütün öncelik oradaki vatandaşların işte sağlıklı şekilde oradaki şehirlerin yeniden inşa edilmesi noktasında olacaktır. Bunu da yapmanın tek yolu parasal tabanın genişlemesi. Bunu da faiz arttırarak yapamazsınız. Evet, Merkez Bankası politika faizi toplam makro dengeler içinde belki daha az etkili son birkaç yılda. Ama en nihayetinde faiz oranları üzerinden, politika faizi üzerinden de bu sürece ben Merkez Bankası'nın destek vereceğini düşünüyorum. O yüzden faiz indirimi beklentim var. 100 bas puan bekliyorum. 200 bas puan da olursa benim için bu şaşırtıcı olmayacak. Önümüzdeki dönem için bütün makro dengeler noktasında biz 3 Şubat Cuma günü itibariyle konuştuğumuz her şeyi bir tarafa bırakıyoruz. İşte faiz oranlarıydı, seçimdi, diğer alt parametrelerdi. Yılın geri kalanında tamamen bu yaşadığımız depremin, felaketin ekonomik etkilerini ve bunun oradaki bölgedeki yeniden imarın ekonomik etkilerini konuşuyor olacağız. Bu da iki üst başlık demek oluyor. Parasal tabanın genişlemesi ve enflasyon. O yüzden hani mesela en son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası 2023 yıl sonu için %22,5 gibi bir şey bekliyordu enflasyonu. Zannediyorum ki bugün bir toplantı yapsa onu ciddi anlamda yukarı revize edecektir diye düşünüyorum. Evet. Orada bütün beklentiler yukarı doğru gitti. Bunun borsaya etkileri tabii olacak. Bir kere zaten deprem sonrasında kamu borsa tarafında elini taşın altına koydu. Orada ciddi bir panik fiyatlaması vardı. Alınan önlemler, işte BES fonlarının geri alışı, hisselerin, şirketlerin geri alım programları ile ilgili sağlanan teşvikler ve burada ciddi de bir geri dönüş geldi şirketler cephesi üzerinden. Yani borsa tarafına bir güven gelmiş gibi görünüyor. Yani bundan sonraki süreçte de kamu özellikle regülatör bu kadar hisse senedi piyasasına yatırım yapan tasarruf sahibi lehine adım attıktan sonrasında piyasada aşağı yukarı zaten üzerinde düşeni yapıyor. Ben BES fonlarının büyük ölçüde bu alımı tamamladığını düşünüyorum. Kabaca bir 8-9 milyar TL gibi bir fon açığa çıktı orada o limitin %10'dan %30'a yükselmesiyle birlikte. Yani takaslardan okuduğumuz kadarıyla büyük ölçüde bu süreç tamamlandı. Ama en nihayetinde bir trend oluşturdu gibi görünüyor. Bundan sonrasında da zannediyorum ki özellikle bu yeniden inşa sürecinde pozitif etkilenecek sektörler başta olmak üzere
borsayla ilgili böyle bir yukarı trend oluşur. Ama belirtmek lazım, yukarı trend deyince de o geçtiğimiz 1-2 senedeki gibi çok dik eğimli, yüksek momentumlu trend oluşmasını beklemiyoruz. Ama piyasaya da bir güven geldiği noktasında o görüntü net şekilde kendini gösteriyor. Soner, dedin ya yukarı doğru hareketlilik ivme devam edebilir. Peki özellikle bilançolar açıklandığında belli başlı kriterler var. Aslında bunu illa okumayı çok iyi bilmeye gerek yok. Eğer bir hisse düşünüyorsak belli başlı noktalara bakarak da aslında şirketleri elemede büyük faydası oluyor. İşte FK tarafına bakalım istersen, biraz fiyat kazanç oranlarında. Özellikle güçlü pozitif beklentin olan şirket sektörler hangileri ağırlık kazandırıyor? Bir diğer sorumsa yine bu işte demir çelik sektörü, inşaat, gayrimenkul sektöründe yükseliş eğilimi spekülatif olma yolunda ilerliyor mudur? Şöyle, özellikle çimento tarafında zaten günlerdir tavan tavan yürüyen bir piyasa takip ediyoruz. Burada yavaş yavaş aşırı alıma doğru iş gidebilir. Dikkatli ve seçici olmak lazım. Çünkü özellikle çimento işinde lojistik çok önemli. Çünkü lojistik maliyetleri çok yükseliyor. Haliyle burada bölgeye yakın şirketler belki bu işten biraz daha pozitif etkilenecek ama ülkenin öbür tarafındaki bir şirketin bu kadar pozitif etkilenme ihtimali diğerlerine göre biraz daha zayıf. O ağırlığı doğru yapması lazım yatırımcının. Özellikle çimento tarafında işin yavaş yavaş buraya kaydığını belirtmem lazım. Fiyat kazanç oranları noktasında buradan okuyacak olursak piyasayı, zaten bankacılık uzun dönemdir ucuz, ancak tabii biliyorsun bankaların özellikle son birkaç yıldır Türkiye'deki makro kompozisyon çerçevesinde regülatör kurumların bankalara bakışı çerçevesinde bir miktar baskı altında olduğu da bir gerçek ve en yüksek karlılıklarını da bu dönemde açıkladılar. Hem kur korumalı mevduat, hem tüfeği endeksli kağıtların bilançolar üzerindeki etkisi, hem iktisadi faaliyetlerin hızlı olmasından dolayı operasyonel karlılıklar yüksek seyretti. Ama önümüzdeki birkaç çeyrek için bu kadar yüksek karlılıklar beklemiyoruz. Piyasada da fiyatlarken genelde bugünün fiyat kazanç oranını değil de ileri yönelik, ne kadar ileri tahmin edebiliyorsak oluşabilecek fiyat kazanç oranını tahmin ediyoruz. Orası da tabii ki şu anda 2.44 bankaların fiyat kazanç ortalaması. Ama daha yukarıda bir seviyede oluşuyor. O yüzden de bugün itibariyle iskontolu olmaya devam ediyor. Sanayi endeksi öne çıkabilir önümüzdeki dönem için. Çünkü bir süredir özellikle bu son rallide, 2022 rallisinde sanayinin endeksin bir miktar gerisinde kaldığını görmüştük. Biraz daha hizmetler ağırlıklı yürüyen bir ekonomi takip ediyorduk. Ulaştırma başta olmak üzere, enerji başta olmak üzere, perakende ticaret başta olmak üzere, işte enflasyonla alakalı gıda başta olmak üzere. Sanayi geride kalmıştı ama 2023 özellikle ikinci yarı itibariyle Türkiye açısından bir büyüme dönemi olacak. Çünkü deprem gibi felaketler, Covid dönemini de hatırlayalım, ekonomiler açısından bir V kompozisyonu oluşturur, V formasyonu oluşturur. Burada belki bu dönemde iktisadi faaliyetler oldukça daralıyor ama sonraki dönemlerde birkaç ay sonrasında yeniden inşaatın başlaması iç talebi canlandırıyor olacak. Çünkü inşaat dediğiniz sektör kendi altında 300 tane farklı kolu yukarı yönde tetikleme gücüne sahip bir sektör. Ve bunu sanayiyi de özellikle hareketlendireceğini düşünüyorum ben. Demir çelik başta olmak üzere fiyat kazanç oranları noktasında da mesela bizim sanayimizin ortalama fiyat kazanç oranı şu an için 12,5. Çok burada bir prim söz konusu değil. Ben demir çelik başta olmak üzere sanayi ile ilgili iyimserim. Tabii önümüzdeki dönemde özellikle buradaki inşa ve ihya süreci çok etkili olacak. Burada da inşaat sektörü bunun alt kalemlerine çimento, cam, petrokimya, demir çelik gibi sonrasında sanayi ile ilgili yine beyaz eşya, dayanıklı tüketim malzemeleri, ev eşyaları gibi ve tabii ki ormancılık, mobilya, ağaç ürünler. Bunlar da yine önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul tarafında öne çıkacak sektörler olarak görünüyor. Kompozisyon tamamen değişti. Bu felaket üzerinden, bu doğal afet üzerinden piyasayı kuracaksak böyle. Diğer taraftan da tabii ulaştırma, gıda perakendeciliği burada da hala potansiyel devam ediyor. Çünkü önümüzdeki dönem için o enflasyondaki beklentileri bir miktar törpülemiştik. İşte baz etkisi devreye girmişti. 80'lerin üzerinden 50'lere gelmişti falan ama önümüzdeki dönemde burada tekrar yukarı hareketler göreceğiz gibi görünüyor. Buradan da yine perakende ticaret ve özellikle gıda perakendeciliği olumlu fiyat artışları noktasında en azından, hani bunun piyasa fiyatlarına yansıması noktasında
olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için, sana da sağ ol. İyi yayınlar dilerim. Evet, Soner Kuru'yu da uğurladık. Burada programı noktalıyoruz. Yarın yine görüşünceye dek hoşçakalın.